Evet arkadaşlar, dolmamızın iç harcını hazırlıyoruz. Ve yine yaprak sarması var mutfağımda. Öncelikle şöyle dolu dolu nane atıyorum. Pul biber, tatlı kaşığı, tuz, tatlı kaşığı. 4 adet ince ince doğranmış kuru soğan. Bir adet rendelenmiş domates. Bir de tutabilirsen. Ve şöyle bir çay bardağı sıvı yağ dökeceğim. Bol yağlı olursa çok güzel ve lezzetli oluyor. Dolmamızın iç harcı. 2 kilo yaprak saracağım. Salça ekliyorum. Güzelce şarjımızı karıştırıyoruz. Ve ne diyoruz? Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Küçük kaşık almışım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yeni evin temizliği bitermedi diyormuşum yerleşmesi. Bitmiyor. Habere çıkartıyorum kendime iş. Bugün ne yaptım? Bugün salonu komple süpürdüm, sildim. Halısını kaldırdım, çatıyı çıkardım. Halıları çatıda yıkayacağım. Hazır böyle büyük bir çatı bulmuşum. Fırsat bu fırsat dedim, halıları güzelce yıkayacağım. Normalde yıkatmaya verirdim. Ama bu sefer vermeyeceğim. Kendim yıkayacağım. Özledim çünkü halı yıkamayı özledim. Yıllar oldu. Bakalım halımız kapıda dururken ben temizliğe devam ediyorum. Salonu güzelce sildim, süpürdüm, kaldırdım. Şimdi balkona geçtim. Camları sileceğim. Yağmur yağdıydı geçen. Yıkadığım camlar geri battı. Bu sefer ne yapıyorum? Sirkelimi aldım elime. Çok güzel parlatıyor camları ve tabii ki silikonlu temizleyici, ışıltılı parlak yüzeyler için camları parlatacağız. Evet, ne yapalım? Hemen bire bismillah diyelim. Camlarımıza başlayalım. Hemen köşeye gidiyorum. Bezimi de aldım. Şöyle. Başlayalım. Yıkadığım için sadece tozunu sileceğim.
Evet arkadaşlar, camları sildim. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika falan sürdü. Ben kabasını önce çamaşır suyu sirkeli deterjanlı bezle almıştım. Kuruduktan sonra sirkelimle sildim. Tekrar bir kat sirkelimle sildim. En sonunda silikon temizleyiciyle silip parlattım camları. Şimdi ışıl ışıl oldu. Rahatlıkla şimdi oturup keyif kahvemizi içebiliriz. Manzara eşliğinde. Dışarısı şu an 49 derece. Felaket sıcak. Karşıda derece var belediye binasının üstünde. Oradan bakıyorum. Dün 47 dereceydi. Bugün 49 derece. Hemen ne yapıyoruz o zaman? Mutfağa gidip güzel bir kahve yapıyoruz. Evet arkadaşlar, işler bittiğine göre balkonda bir yorgunluk yapması iyi gider. Günün en sevdiğim saati, ikinci saatleri, bu saatler. Çok yorulmuşum. Dedim en iyisi biraz dinlenmek. Ve en güzel yorgunluk dediğimde tabii ki kahve olmazsa olmazım. Camlar ışık ışık, içim açıldı. Şimdi gönül rahatlığıyla kahvemi içebilirim. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Mümkünse videoları sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince birbirimize destek olalım. Komşu komşunun köyüne muhtaçtır diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.